sensin koskoca evde. 3 tane erkek var ama adam sensin. Bana bak, sen azıcık para bırak, dolap bomboş, alışveriş yapacağım. Ağaçtan mı topluyorum ben bu parayı? Sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim. Azıcık az harcayın, az. Al kız, al. Hadi yine iyisin. Hadi ben geç kaldım anne. Bezelye yapayım bari, Feyza sever. Feyza, gece gece kadın erkek ayrımı olmadan insanların benim telefonumu arayıp arayıp tesisat için çağırmalarıyla senin bir alakan olabilir mi? Aradılar mı? Her yeri boşur dağıttım. Tahmin etmiştim. 24 saat tesisat hizmeti. Ya sen bana sormadan benim numaramı nasıl verirsin broşüre ya? Para lazım demediniz mi? Neyse hadi ben gittim. Metin nerede Metin? Evde mi? Metin. Şeye gitti. Neye gitti? Şeye. Neye lan? Vedaya. Duydum ki her şeyi duydum. Ya yok. Bana sormadan o görev yerini terk etmez. Beni bekler abisin. Sen daha abini tanıyamamışsın. Hadi yürü kızım. Yürü abisin. Şu adresi arıyorum ben. Ha. Sağ tarafa da. İlk o dükkan. Az. Baba hayırdır sabah sabah süslenmişsin püslenmişsin. İki dirhem bir çıt kırıldım. İki bir şey hatırlayamadım deyimi. He? Ekmek almaya gidiyorum bakkala. Baba, nimetle metafor olmaz. Günah. İlla fırına verecek bir benzetme kullanmak istiyorsan mercimeği kullan. Ekmeği değil, günah. Atalarımız bunu bile düşünmüş. Ne diyorsun lan sen? Hem sen nereden geliyorsun böyle saçın başın taramışsın? Sen bana ne bakıyorsun baba? Ben bekar adamım. Benim bahanem var. Asıl sen. Aha! Aha! Kaşıma kramp girdi. Isınmadan yaptım mimiyi baba. Soytarı. Metin, tersin pistir diyeceğim. O bile senin yanında temiz kalır ha. Çekil önünden. Almayayım ayağımın altına. Ayağımın altı dedin de anam geldi aklıma. Cennet diyorum, ana diyorum. Ben bu saatten sonra anamdan başkasına ana diyemem gayrı. Baba! 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 Adam bu saatten sonra niyeti bozdu ya. Hayret. Hayret bir şey. Hayret. Hayret bir şey. Eda. Dur lan dur, elinin amırıyla. Metin ne yapıyorsun? Lafım olur canım, komşu esnafı şunu şurasında. Metin dur, otomatik o. Sen şimdilik idare ediver, şuradan geçiver, ben akşam onu tamir ederim. Kırdı vallahi. Şey mi diyeceksin? Ha. Çünne, enpien, içon inyon hon tehe çuşa sao kam sao mida. Adamlara Barış Manço efekti yaptım. Kendi dillerinde selam gönderdim. Onu bile iplemediler. Eğer anlaşma olursa çok büyük bir adım atmış olacağız. En geç bir ay diyorum. Bir iki haftaya kadar da mühendisleri göndeririz Kore'ye. Gelecek mobil teknoloji de Yiğit. Böyle otomobilmiş, motormuş bunlarla bir yere varamayız. Ben öyle düşünmüyorum işte. Sonuç itibariyle insanlar otomobil almaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Ama daha karlı pazarlar var. Var evet. Ama prestij için otomobil endüstrisinin ne kadar önemli olduğunu göz ardı ediyorsun. Ekonomisi kuvvetli olup da kendi otomobilini üretmeyen bir tane ülke var mı bildiğin baba? Brezilya. Vay. Ne dedin? Yok bir şey demedim. Ben birkaç günlüğüne uzaklaşacağım. Kıbrıs'a gideceğim. Git git Yiğit. Kafanı boşalt biraz. Kumar da oyna. Ama sakın fazla kaybetme. Biliyorsun ailemiz kaybetmeyi bir yere kadar tolere etti. Tamam babacığım. Biliyorum. Gayet iyi. Kıbrıs'a gerçekten gidecek misiniz efendim? Saçma sapan konuşma. Yürü git arabayı getirin. Yürü. Motor pırlanta. Siktim seni aşınmaz abi. Kimi lan kimi? Senin aklın nerede oğlum? Ya abi bırak Allah'ını seversen ya. Her şeyi ayarladım baksana. Yakıt bağlantısı da tamam. Şişt. Motoru çalıştırayım mı? Stop start düğmesi bile var. Hey yavrum hey. Metin Özdemir. Hadi bismillah. Lan. 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 Niye çalışmıyor lan bu? Abi bize bozuk motoru mu getirdiler tamir edelim diye ha? Getiriyorsun tezgahın üstüne bırakmış bir de ne kadar anlamsız bir hareket abi. Niye getirdiler bunu? Haydi. Oğlum bunlar hakikaten motoru çalmışlar. Uyanmayalım diye de buraya getirdiler. Allah kahretsin bak.
Abi dur dur, bunlar şifre koymuşlar motora, bak ondan çalışmıyor bak. Ne diyorsun lan? Ondan çalışmıyormuş abi. Vallahi ölüyorum. Evet. Kadın. Maç kaç kaç olursa olsun koletinde sevinen ülkeye gibi olduk yemin ederim ya. Bu nasıl bir şeydir oğlum? Elin hırsızı buraya şifre koymuş, biz hala neyin sevincesindeyiz? Fethi Gözdemir. O ülkelerle hiçbir farkımız yok yemin ederim ya. Neydi onlar? San Marino, efendim, Liechtenstein. Sen bir tane söyle. He? Olaya vermiyor kendini Metin ya. O zaman bunun şifresi ne ki? Detona lan bu. İşe geldim mi? Ben seni hiç fark etmedim. Ya Feyza, Kartal gelip sana bir şeyler derse çok ciddiye alma. Bir şeye kızmıştım da geçti. Bir sorun kalmadı yani, tamam mı? Kartal'ın söylediklerini ciddiye almamak için hiç kimsenin uyarısına ihtiyacım yok Deniz Bey. Bak, bey dedim. Ne güzel bir hitap çekti. Dikkatini çekti mi? Neyse. Yarın için bir galaya davetiyem var. Gelir misin? Deniz Bey. Nasıl? Kim? Nereye? Gelin mi? Ha, müsait değilim diyorsan. Yok canım. Aa, neden gelmeyeyim? Gelirim tabii ki de. Yerli filmlere bizim de bir katkımız bulunsun. Film galasıydı değil mi? Aha, iyi, sevindim. Aa, ne giyeceğim ben şimdi ya? Kaç araba takip ediyorsun? En az iki. Havaalanında da birileri vardır. Gerekli ayarlamaları yaptınız mı? İstediğiniz bütün ayarlamaları yaptım efendim. Sıfır sıfır sıfırdan mı başlayıp demeseydik abi ha? Bon çanta mı lan bu? Bize hacker lazım. Üç tane böyle motoru patlatırsak ne yapacağız? Bu mahallenin itlerinden Çağlar vardı. Eski manitasının MSN'sini patlatmış diyorlardı. Ona mı gitsin? Metin. Çok dikkatli olmamız lazım abisi. Biz güvenliği biraz aksatmışız. Bundan sonra her şey üçümüz arasında. Sen, ben, Feyza. Oğlum bizim üzerine olabiliriz. Ya bırak abi, abartma gözünü seveyim. Bildiğin teyze bu ya. Ben bundan korkmam. Severim ben bunu. La illa kork diye söylemiyorum oğlum ya. Sütlüğünün arasından para çıkartan teyzeler var. Herkes göründüğü gibi değil. Onu söylüyorum. Yine annemle. Ya abi abartma gözünü seveyim ya. Mahalle burası bizim mahallemiz ya. Aynı mahallemizden çalmadılar mı oğlum bizim motorumuzu? Şu kafayı bir değiştir artık Metin ya. Bundan sonra bizim için herkes çıkıyor. Lan işte bak aynı kadın. Ayşe teyze temizlik yapıyor işte bak. Temizlik yapar mıydı oğlum bu kadın? Yapmazdı. Tembel karnı tekiydi. Yok artık. La ondan demiyorum oğlum ya. Zekemmi'yi düşün mesela, bakalım işte onun damadı. Nereye gidiyor şimdi bu? Hani bu da öterde işsizdi. Nereden geldi bu para? Elinizi sorma. Ben sorarım oğlum. Gibi yani. Ajan psikolojisi. Bundan sonra bizim herkese şüpheyle bakmamız lazım. Ya abi şüpheyle yaşanmaz. Gözünü seveyim ya. Lan işte bunun da mesela kızının liseyi değiştirmişler. Artık eski okulunda ne yaptıysa fallik. Ya abi bir siktir git gözünü seveyim. İşim gücüm var benim ya. Hadi ya. Nereye gidiyorsun lan? Eczaneye mi? Kıza mı açılacaksın? Açılacağım. Kodum kafaya. Allah işe biraz getirsin kardeşim. Halden mal almaya gitmiyorum abi. İlan aşk edeceğim. Gözünü seveyim. Neyse. Vira bismillah. O ne lan? Bedir abi de işte yeni kiracı almış. Sanki biz bilmiyoruz ne dolaplar döndüğünü, orada ne dolaplar döndüğünü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aşağı kadın hayırdır sabah sabah kirim dövmeler falan. Lan bana, sen de gel buraya gel. Dükkanı önüne çek, kapat dükkanı. Hem iyi dinlersin, gel. Eda, ayaktaysan otur ablam. Haberlerim var. Oturdum abla. Aynen tahmin ettiğim gibi. Tozu güzel aldı. Camları güzel.
Do it.
Bu nasıl bir saç lan? Böyle ala bros mu olur? Allah aşkına senin berbere kim lan? Uyansana oğlum, bana bu da korkuttun. Ay, 15 günlük iblis girmiş içine. Oğlum şaka yapmışlar lan sen gün diye. Sıraçlılar tiplerine inandın mı lan? Abi öyle şaka mı olur? Günlük 15. Eşek şakacı bu. Ali abi bu var ya, bu yatağına işemiş. Ya dur karışık yaptırayım. İki fıstık bile mi? Ha? Hadi.
birkaç gün kalsın gerisi kolay. Oğuzhan'a durumu her türlü izah edersin. Çeşme Thank you.
ona girmiyorum artık. Hadi benim başıma iş açma. Hadi sağ ol. Hadi. Kulaç Bey buyurun. Hakan abi iyi akşamlar. Hakan Aslı değil mi o? Evet. Odur lan siz. Abi nezimi sileyim sen. Ersoy nerede bu? Ersoy nereden buraya geliyor? Anlaşan. Lan bunun da mı yok? Senin bana danesi mi var arkadaşım? Ben niye giremiyorum içeriye? Herkes gidiyor. Ya benim sana yalan borcum mu var ya? Allah aşkına ya. Şu reçte bak Allah aşkına ya. Bir insan bana böyle gelir mi ya? Ya ben Ersoy'un öyle şarkısını niye dinleyeyim senin barında? Kız kardeşimin telefonuna indirilip kendi sesinde. Şuraya.